diyorum. Evet. Siyah kariyer günlerine yeni yeni konuklarımızla devam ediyoruz. Bugün de bize 1998 Siyah mezunu Demet Gürler. Bugün Amerika'dan, Teksas'tan aramızda. Evet, Demet Hanım, size bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba arkadaşlar. Çok teşekkürler öncelikle beni burada misafir ettiğiniz için. Benim için ayrı bir heyecan. Ben bu tip konuşmalar yapıyorum işim gereği genelde. Ama hiç bu kadar heyecanlanmıyorum açıkçası. Hani daha böyle konferans alanlarında 304 kişi yaptığımız konuşmalar oluyor. Ama kendi mezun arkadaşlara yaptığım için, yani bu konuşma gerçekten beni çok heyecanlandırdı ve hakikaten panik haldeyim. Türkçe lisan edersem affola. Ben 98 Siyah mezunuyum. Daha sonra bir hata sunucu diyeyim. ÖSS'de yaptığım sözeli yanlış işaretlemem sonucu ben psikolojiye girdim. İlk başta çok üzülmüştüm çünkü daha uluslararası ilişkiler, işletme, management falan o tip şeyler düşünüyordum. Ama psikolojiye girdim. Böyle çok hani heyecanlı girmedim. Ama girince politikayla hani çift anadal yapma ihtimalim olmasına rağmen ben psikolojide devam etmeye karar verdim. Çünkü çok sevdim. Bir kere temel bilim okumayı çok sevdim. Temel bilimin üzerine bir şeyler koyabilmek onu çok sevdim. Ve devam ettim. Daha sonra anlatacağım bir slide gösterimde, yani slide gösterdiğim PowerPoint prezentasyonunda daha da detaylara ineceğim. Amerika'ya doktoraya geldim. Neuroscience alanında. Biraz teknik, düşündüğümden de daha teknik bir doktora yaptım. Bu teknik doktora beni aldı götürdü. Yine teknik bir postdoc'a götürdü. Oradan radyoloji bölümüne girdim. Derken Silikon Vadisi, derken şu anda bulunduğum yerdeyim. Hani tam konuşmama başlamadan önce bir şeyden önce özür dilemek isterim sizden. İnsanın kınadığı şey başına gelirmiş. Ben Türkçenin konuşulmasına hep çok önem verdim. Hep Boğaziçi'ndeyken de buna çok önem verdim. İşte Türkçeyi düzgün kullanalım. Hep dalga geçerdim. Balıkesir terimiyle kovalak derdim. Öyle ince kelime kelime kullananlara falan ama 16 yıllık Amerika deneyimimden sonra bütün eğitimimi Amerika'da aldım, çalışma hayatım Amerika'da oldu. Şimdi büyük bir, yani prezentasyon yarısı İngilizce olacak, yarısı Türkçe olacak. Onun için çok özür diliyorum. Bilerek yaptığım bir şey değil. Hakikaten bazı terimlerin Türkçe karşılığını bile bilmiyorum. Bunun için hepinizden özür diliyorum. Böyle devam edebiliriz. Peki şimdi bakıyorum şu an. Biraz bize Siyel'deki öğrencilik yıllarınızdan kısaca bahsetmek istersiniz. Sizin için nasıldı o dönemler? Evet, zaten var. Eğer sunumu yaparsam göstereceğim, bir öyle bir çizelge yaptım. Bununla da bahsedelim. Ben ben biraz görsel bir insanım. Bunu kendim de çok sonra fark ettim. Keşke daha önce fark etseydim. Belki başarımı etkiler de. Ben birçok şeyi görerek anlıyorum. Dolayısıyla yani böyle en basit şeyleri bile ben böyle prezentasyona koymayı daha çok seviyorum. Güzel. Evet, Tezinin Siyah. ülkesi olmak istemişim. Biz Siyal'ın en ilk mezun değiliz aslında da tabii size göre çok daha önceki mezunlarıyız. 98 mezunuyuz, 7 yıl gittik, 11 yaşında girdik, çocukluk, genç çıktık. Süleyman Sayan, sevgili Süleyman Sayan, efsane müdürümüz, saygıyla anıyorum, seviyorum, ellerinden öpüyorum. Çok emeği geçti bize. Ve bunu canlı olarak, bu efsaneyi, bugün otobüs kaçıran, yarın vergi kaçırır efsanesini canlı canlı duyan nesiliz. Biz böyle büyüdük. Oldukça disiplinli bir müdürdü. Ben ki iyi bir öğrenciydim. Yani öyle çok yaramaz falan değildim. Ben bile 2-3 defa odasına gittim yani. Bizim dönem çok yaramaz bir dönemdi ama biz öğretmene çok saygı gösteren bir dönemdik. Yani hani öğretmenden
bir şey duyacağız diye ödümüz kopardı gerçekten. Hani çok yaramazlıklarımız vardı. Bilmiyorum, burada mezun arkadaşlar vardır belki, gülüyorlardır. Hani eminim bu o gün otobüs kaçıran yarım vergi kaçırır kısmında gülüyorlardır. Çünkü hepimiz duyduk bunu. Gerçekten bizim için başarı çok önemliydi. Hepimiz çok başarılıydık. Bizim dönemden biz 26 kişi Boğaziçi'ne gittik. Bir o kadar ODTÜ'ye gitti. Doktor, eczacı, diş hekimi, avukat, yani öğretmen, oldukça iyi konumlara geldik hepimiz. Benim iletişimde bulunduğum arkadaşlarım. Hala iletişim içindeyiz. Çok eğlenceli yıllardı. O zamanlar mesela şimdi Balıkesir, bildiğim kadarıyla okul biraz şehirle birleşmiş. Duyduğum kadarıyla hani okulun bulunduğu ortam. Bizim zamanımızda mesela şehir ve yani ben 52 evlerde oturuyorduk biz. Hani o bile çok uzun bir, yani köy arabalarıyla gidebiliyorduk biz okula. Yani otobüsü kaçırdığımız zaman köy arabalarında sürün yani. Ondan sonra bu laf da zaten oradan gelir. Çok izoleydik. İzole olduğumuz için birbirimizle ve okulun bulunduğu ortam, kampüs bizim için çok önemliydi. Vaktimizi çok fazla orada geçiriyorduk, günün çok önemli bir kısmına. Ve hani zırt pırt evimize gidemiyorduk, dediğim gibi köy arabaları var. Yani 7-8 saat biz birlikte büyüyorduk aslında. Ve birbirimizin hayatına o yüzden çok dokunduk. Arkadaşlar olarak, öğretmenler olarak. Hala çok sevdiğim, görüştüğüm öğretmenlerim var. En başta Aynur Tatlıoğlu gelir. Aranızda eminim tanıyanlar vardır. Çok çok severim, sayarım. Aslında hangi birini saysam bilemiyorum. Bizim dönemden çok fazla öğretmen var. Hepsinin de emeği üzerimde çok vardır. Zaten bu listeye baktığımızda en çok vakti de Siyal'da geçirmişim. Yani bu okulların arasında. Yani 7 yıllık en önemli kısmı zaten Siyal'da geçmiş. Yani asıl foundation orada oluşmuş. O yüzden okulumuzun kıymetini bilelim arkadaşlar. Mesaj, günün mesajı bu. Hakikaten bize güzel bir foundation veriyor. Yani eminim şu anki öğretmenler de öyledir. Ben rehber öğretmenimizle iletişim halindeyim ve gerçekten kendisine teşekkür ettim. Bu gerçekten bu çalışmaları hepsinin takdire şayan. Bu Siyal kısmı. Eğer sorularınız varsa ben memnuniyetle cevap veririm. Dediğim gibi biz çok yaramazdık. Yaramazlıklarımızı da anlatırız. Gelirse vakit. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim ben. Dediğim gibi bir hata sonucu. Bunu özellikle orada size üstüne basmak istiyorum. Üniversite hayatınız gerçekten, üniversite hayatınızı nasıl geçirdiğiniz gerçekten çok önemli. Yani bizim zamanımızda akıllı telefonlar bu kadar yaygın değildi, hatta yoktu sanırım. Bir kocaman Ericssonlarımız vardı. Ondan sonra hani akıllı telefonlar yoktu, laptoplar yoktu. Hani dolayısıyla biz kendimizi oyalamak zorundaydık. Hani bu oyalamayı da nasıl yaparsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Çimlerde vakit geçirebilirsiniz ama nereye kadar? Dolayısıyla hani birazcık benim öğrenci hayatım oldukça aktif geçti. Yani yapabildiğim tüm stajları yaptım. Çünkü eğer temel bölüm okuyacaksanız özellikle bir temel bölüm bilim okuduğunuzun farkında olmanız gerek. Yani sizin üzerinize bir şey koymanız gerek bunun. Yani siz psikoloji okuyup psikolog çıkmayacaksınız. Mesela bunun için bütün gidebileceğiniz kanalları araştırmanız gerek. İşte ben Hürriyet'te staj yaptım mesela psikoloji okurken. Orayı denedim dış haberlerde. Ondan sonra insan kaynaklarında staj yaptım. Anaokullarında staj yaptım. Sosyal psikoloji için gittim Taksim'in kenar mahallelerinde değişik etnik yapılardan insanlarla yapıp bir çalışma yaptım. Yani her şeyi yaptım. Psikolojinin her şeyini yaptım. Benim için kırılma noktası klinik stajımda. Bakırköy Hastanesi'nde staj yaptım ikinci psikozda. Oraya gittiğimde bütün tabii şizofreni, bipolar hastalıklarla görüşüyorsunuz ikinci psikoz. Bir psikoloğun yanındaydım ve beni o an böyle çok etkileyen hani o an o psikoloğun bir iletişim kuramamasıydı hastalarla. Ama öbür taraftan bir ilaç veriyorsunuz, pat mesela bütün semptomlar gidiyor.
Ya işte ne bileyim elektroşok veriyorlar çok kötüydü görmesi ama mesela hasta bütün o semptomları kayboluyor falan. Hani beyine benim biraz böyle şey yapmam öyle oldu. Yani dedim her şey yani kimyasal mı acaba ne oluyor falan. Ondan sonra okulumuzda Boğaziçi Üniversitesi'nin nörobiyoloji labında çalışmaya başladım. Reşit Canbeyli benim için çok önemli bir isimdir. Psikoloji bölümünde uzun süre bölüm başkanlığını yapmış bir isimdir. Onunla çalışmaya başladım. İşte sıçan çok kendi imkanlarıyla oldu. Bütün o yani Reşit Hoca'nın yaptığı imkanlarla gerçekten o lab devam etti. Sıçanlarımız vardı. Onunla değişik behavioral deneyler yapıyorduk. İşte ışık terapileri, hafıza fonksiyonları falan. Ve ilk mesela bilimle tanışmam o zaman oldu. İşte onlar küçük küçük abstraklar, prezentasyonlar yazılmaya başlandı. Konferanslara gidildi falan. Ve hani ben bu yolda devam etmeye karar verdiğimi gerçekten öyle anladım. Sonra bunun benim için önemi şu oldu. Mesela benim ortalamam yüksekti. Ama böyle çok dehşet mesela ilk onda falan değilim. Veya yani Honor Society ile mezun olmadım ama yüksekti. Yani yanlış da anlaşılmasın. Mesela ben yurt dışına doktoraya başvurduğumda tam burslu 2-3 okuldan kabul aldım ki 5 okula başvurmuştum. Mesela benden ortalaması çok yüksek olan arkadaşlar mesela hiçbir yere kabul alamadılar. Yani bence sizin buradan en büyük çıkarımınız gerçekten üniversite hayatınızı nasıl geçirdiğiniz. Gerçekten çok, çok önemli. Hani demiyorum ki ben bütün gün odalara taşınım. Hani çok da eğlenceli geçti gerçekten çok. Yani hayatımın en güzel yıllarıydı ama hani belli bir bunun hani şeyini yapmanızı tavsiye ederim. Hani cost benefit hesabınızı ve hani o yılları güzel değerlendirmenizi tavsiye ederim. Gerçekten doktora eğer ki yurt dışında düşünüyorsanız o yaptığınız kendinize katılımlarınız gerçekten çok önemli olacak sizin için. Sonra ben Amerika'ya geldim. Amerika'da dediğim gibi iki üniversiteden kabul aldım. Ben UAB'yi tercih ettim. Bir de bu da önemli bir nokta. Mesela biz Türkiye'de sadece iyi üniversiteleri ne zannediyoruz? İşte Harvard, MIT, Stanford falan zannediyoruz. Gerçekten çok da iyi üniversiteler. Yanlış anlaşılmasın. En iyileri onlar. Ama mesela bilmediğimiz çok fazla üniversite var. Mesela UAB kendi alanında, Neuroscience benim alanımda top 20'deydi. NIH grantte. Ve gerçekten dünyaca ünlü insanlar var. Mesela ben Dalai Lama ile bile tanıştım. Yani bizim Edward Taub diye bir hocamız vardı. Dalai Lama geldi Taub'la tanışmaya falan. Hani bunları da mesela yurt dışına başvururken falan bunları da göz önünde bulundurmanız lazım. Hani sadece o Taub üniversiteler tabii ki çok iyi. Umarım kabul alırsınız. Ama yani Amerika onlardan ibaret değil ve çok 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 iyi okullar var. Buraya geldiğimde ben dediğim gibi nörobiyoloji yani davranışın biyolojik kökenini araştırmak için geldim. Böyle televizyonlardan ne izliyoruz? Belgeseller izliyoruz. İşte, sevimli sevimli maymunlar işte falan. Maymunlarla çalışacağım diye çok heyecanlıydım işte şeye. Ama gerçek öyle olmadı. Maymunlar hiç öyle sevimli değildi. Gayet wild animals. Özellikle benim hocam, danışman hocam böyle labda falan da almıyorduk. Göz hareketlerini doğal ortamda incelemek istediği için yani biz gerçekten straight from Afrika şeklinde maymun getiriyorduk laba. Ve hani ben dedim ki yok ben bunu beceremeyeceğim. Yani gerçekten üstüne atlıyorlar. Bayağı bir fiziksel kuvvet lazım falan. Ne yapabiliriz? Lab maymunlar üzerinde elektrofizyoloji deneyleri yapıp göz hareketleri çalışıyordu. Göz hareketlerinin beyindeki lokalizasyonunu çalışıyordu. Ve oradaki o zamanki danışman hocam bunu insanlarda da bu maymunda bulduğumuz bölgeleri insanlarda da bulmak istiyordu. Yani bu deneyleri insanlarda devam ettirmek istiyordu. Ve ben fonksiyonel MR'a böyle tanıştım, böylelikle tanıştım. Oldukça benim için zorlu yıllardı. Çünkü biz bir de normal göz hareketleri çalışmıyorduk. Stereoskopik depth vision çalışıyorduk. Yani üç boyutlu göz hareketleri yani göz hareketleri işte cross dediğimiz işte depth perception derinliği algılamamızı sağlayan göz hareketlerini çalışıyorduk. Tabii bunu birazcık mesela birazcık teknik girmek istemiyorum gerçi ama hani üç Tesla'lık bir scanner ortamında bunları bu
deneyleri yapmak çok zordu benim için. Ama başardık, yaptık. Orada ben işte beyin haritalama, Human Connection Project, Brain Networks, Connectome, bunlarla tanıştım. Bu konseptleri ben size hani kariyerimi anlatma açısından çok açıklayacağım. Ama merak etmeyin, yani bir saat sizi umarım sıkmayacağım. Yani çok çok hani nedir, ne değildir, yani psikolojiyle ilgisi nedir? Bunları açıkçası öğrenmenizi isterim. Neden? Çünkü Türkiye'de şöyle bir algı var. Hani psikoloji bitiren terapist olur, psikoloji bitiren şunu olur, bunu olur. Ama artık dünya öyle bir yere geldi ki her şey multidisipliner. Yani bütün roller değişti. Yani insana dair her şey bir şekilde insana dair başka bir bilimle birleşiyor. Bunu anlatma adına bu prosedürü sizinle paylaşmak isterim. Daha sonra University of Texas'a geldim postdoc için. Burada eşimle tanıştım. TÜFS'ünde yaşama nedenim bu. Eşim NASA'da. O da SpaceShip Orion'da çalışıyor. Bu Mars'a giden yeni uzay aracının dizaynında. Ben de buraya yerleştim. Hikayem böyle. Buraya kadar sorusu olan soruları ne yapıyoruz hocam? Sonda mı alıyoruz yoksa slaytların sonunda mı alıyoruz? Şöyle, genelde şöyle yapıyoruz. Her şey bittikten sonra sizinle ilgili, ondan sonra öğrenciler yazıyorlar bana chatten, o şekilde soruyoruz. Tamam. Yani dediğim gibi ben bundan sonra birazcık işin bilim kısmına gireceğim. Tamam. Çünkü ama çok kısa kısa gireceğim. Çok fazla da yani sıkmak, boğmak istemiyorum kimseyi. Bunun neden psikolojiyle alakalı olduğunu açıklamaya çalışacağım. Hani bu PEP'i, kariyerlerinin PEP'inde nasıl şekillendirebilir? Hani kendi yolculuğumu aslında bir yerde açıklayacağım. Umarım bu kariyer yolculuğum, benim yolculuğum size yardımcı olur. Şimdi biraz teknik olduğunu görüyorum ama neyse. Fonksiyonel MR aslında normal MR'le çok benziyor. Normal MR'ı hepimiz biliyoruz. Anatomik yapı hakkında çok fazla bilgi veriyor. Ve işte beyindeki değişik dokuların protonlarından, alignment'larına, magnetik yapıdaki alignment'larına bakarak işte bir şekilde anatomik yapısının görüntülemesi alınıyor. Bu arada uzmanlardan özür diliyorum. Bu MR fizikistleri vardır, ailesinde radyolojiler, radyologlar vardır. Ben çok çok basite indirgemeye çalışıyorum. Sürçü lisan edersem affola. Fonksiyonel MR'da da şu prensipten yola çıkılıyor. Mesela beynin, mesela diyelim ki ellerinizi hareket ettirdiniz, parmağınızı hareket ettirdiniz. İşte somatosensory area bunu sağlıyor. Siz bu hareket ettirdiğinizde beynin burası aktive oluyor. Burada kan akışı hızlanıyor. Bu da dokudaki o proton, hidrojen protonlarının dokularının yapısını değiştiriyor ve burada bir signal değişikliği oluyor. Aslında bu gördüğünüz mavi, kırmızı şeyler ekranda, yani şu sağda gördükleriniz bir heat map, mapler. Maviler genelde düşük aktivasyon oluyor. Kırmızılar daha çok fazla aktivasyon oluyor. Yani buna, bu prensibe dayanarak insanlar bir sürü deneyler yapıyorlar. Yani basically işte insanları skenere koyuyorlar. Diyorlar ki işte memory çalışmaları yapıyorlar. İşte şu kelimeyi hatırla, devam et. Gözünü hareket ettir, elini hareket ettir. Ve buna bağlı olarak beyinde bu fonksiyonel haritalama yaptığımız dediğimiz şeyi yapıyorlar. Ve ekranda da bunun örneklerini görüyorsunuz. Ve bunu işte parcellation dediğimiz bu anatomik, beynin anatomisiyle bu fonksiyonu bir şekilde bağlaştırmaya çalışıyorlar. İşte psikoloji burada devreye giriyor. Yani davranışın biyolojik mappingini yapıyoruz aslında. Hani bu davranış beyinde nasıl oluyor? Neler yapılıyor? Hangi sistemler hangi sistemlerle iletişim haline geçiyor? Benim kendi çalışmalarımdan, mesela bu en son çalışmalarımdan, bir şizofrenilerde yapmıştık işte. Mesela medication'dan önce ve sonra mesela memory hastalarda nasıl değişiyor? Hangi beyin fonksiyonları, hangi beyin arayaları, hangi beyin region'ları bunu sağlıyor gibi.
Yine başka bir çalışma. Burada da göz hareketlerinin beyindeki haritalaması. Hangi beynin hangi bölümleri, hangi göz hareketleriyle alakalı. Burada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonraki konuşmalarda bu çünkü önem taşıyacak. Mesela bir göz hareketi yaptığınızda beynin bir bölümü aktivite olmuyor. Yani burada gördüğünüz bir network söz konusu. Yani birçok aslında beyinde bölüm koordineli bir biçimde bu işleri sağlıyor. Bu da bizi nereye getiriyor? Beyin networklerine getiriyor. Burada mesela işte visual attention dediğimiz göz ve dikkat sistemleri, mesela teskif kontrol sistemleri. Hani aslında bir beyinde sadece bir işlev için sadece bir area yok. Yani bir koordineli bir sistem söz konusu. Yine aynı şekilde. Ve insanlar bunu böyle birçok test vererek bazı networkler buluyorlar beyinde. İşte default network, salience network, central executive network, dorsal attention network. Bu böyle gidiyor. Ve 7 tane beyinde böyle network olduğu anlaşılıyor. Bir yere bağlayacağım söz. ve bu networklerin sadece task'te değil, insanlar bir şey yapmıyorken, mesela insanları scanner'a koyduğunuzda, bir MR scanner'a koyduğunuzda ve fonksiyonel MR algoritmaları devam ettiğinizde bu networklerin hala insanlarda var olduğunu görüyorsunuz. Bunu da tesadüfen hatta bu researcher buldu ve çok önemli bir study'dir aslında. Mesela bu somatosensory network hiçbir şey yapmadığı halde correlated bir signal veriyor beyinde. Tabii bu parcellation'lar beyinde bir şekilde birbirine bağlanmak zorunda. Bu da bizi diffusion tensor imaging'e götürüyor. Tractography ve yani parcellation'lar dediğim aktivasyonlar eğer diyelim ki şehirlerse bu track'ler de otobanlar diyelim. Bu şehirleri birbirine bağlayan otobanlar. Diffusion tensor imaging'de water moleküllerinin track'lerdeki diffusion'u bularak yani hesaplayarak yaptığımız bir yöntem. Neyse bütün bu yöntemleri insanlar, bilim adamları birleştiriyor ve brain network'leri yapıyorlar. Ve bu da bizi Human Connectome Project'e getiriyor. Biliyorum çok hızlı geçiyorum. Şunlar çok çok yani benim 7 senede öğrendiğim şeyleri ben size 5 dakikada anlatmaya çalışıyorum aslında. Human Connectome Project de Amerika'nın çok multi center 100 milyon üzerinde harcanan bir proje. Human Genome Project'i hepimiz duymuşuzdur. DNA projesini, Genome Map'i, DNA haritası çiziliyor. Buna benzer bir şey. Bu projede beyin haritalamasını bir şekilde insanların yapmaya çalışıyor. Binlerce insan scan ediliyor. Buradan çıkan bu datalar da bir şekilde dünyayla yani herkesle paylaşılıyor. Yani isterseniz siz de gidip Human Connectome sayfasından data indirip bu datayı bir şekilde kendi study'lerinizde, research'larınızda kullanabilirsiniz. Bu da bizi Big Data'ya getiriyor. Yani bu neural network'lerle ilgili çok fazla data var. Ve bu data herkese available. Ve insanlar bu datayı kullanarak yapay zeka algoritmaları geliştirmeye başlıyorlar. İşte beyni anlamak adına. Aslında ben çok fazla buna da girmek istemiyorum. Ama yapay zekada en önemli olan şey feature. Yani belli bir feature algoritması bulup bunu değişik sistemlerde uygulayabilmek. Yani bu big data, tabii data, çok fazla data vermek lazım bu algoritmaları eğitebilmek için. Bu Human Connectome projesinden alınan big data ile insanlar artificial intelligence sistemleri geliştirip işte bunu personalized medicine'a falan taşımaya başlıyorlar. Benim şu anda bulunduğum şirket bu Human Connectome projesinden aldığı datayı personalized brain mapping yaparak ameliyatlarda kullanmayı hedef alıyor. Bir matriximiz var bizim. Bu değişik regionlar arasındaki, beyin regionları arasındaki abnormal connectivity'leri de hesaplayabiliyoruz. Bu AI ve AI ve
network bilgisini katarak. En önemli yaptırımı da neurosurgery'lerde. Artık mesela şurada bir tümör olduğunu düşünün. Bu tümörün kesimini genelde bu yıllara kadar, son 10 yıla kadar çok fazla bu networkler düşünülmeden kesiliyor. Ve hani beyin ameliyatlarından sonra insanlarda çok fazla kognitif implant dediğimiz sorunlar oluyor. İşte konuşmalarını kaybediyorlar, işte duygusuzlaşıyorlar, hani ruhsal hastalıklar geliştiriyorlar ve bir sürü bunun nedenini bulamıyorlar insanlar. Biz onlara diyoruz ki hayır, hani biz sizin personalized mapinizi yapabiliriz, yapıyoruz. Ondan sonra ve siz bunları navigation sistemleri koyabilirsiniz beyin ameliyatlarında ve bu sistemleri bozmadan işte konuşmanızı, ruh sağlığınızı, görmenizi bozmadan bu ameliyatlar yapılabilir diyoruz. Benim yaptığım aslında iş anlamında iş geliştirme müdürü, research anlamında daha çok Amerika'daki research marketinin başındayım. Bir sürü stüdyolarımız var bizim. İşte University of Miami, Stanford, UPenn, Harvard. Bunların researchlerinin yapılmasına katkıda bulunuyorum. İşte research planları, sponsorlukları, bunları review ediyorum. Böyle yani. Bu dediğim gibi çok kısa bir fly through oldu. Umarım çok kafanızı karıştırmamışımdır. Benimki bayağı karıştı şahsen. Yani ya böyle resmen bir akış. Dediğiniz gibi çok hızlı bir akış oldu. Ama çok da önemli konulardı. Gerçekten çok değişik güzel şeyler bunlar. Ama ciddi bir bilim yani. Tam bir bilim kadınısınız benim gözümde şu anda. Yani psikolojiden ziyade bambaşka bir noktaya geldi bir anda her şey. Çok değişik bir alanda çalışıyorsunuz. Birçok kişinin de merak ettiği aslında. Son zamanlarda da beyinle ilgili yapılan araştırmalar çok fazla. Türkiye'de de bununla ilgili çok güzel hani böyle çalışmalar yapan kişiler var. Onları da takip ediyorum ben. Dinlemeyi de çok seviyorum. Şimdi bunun üzerine ben şunu merak ettim. Şimdi şu anda yapay zekaya bağladınız ya konuyu. Şu ana kadar yapılan bütün çalışmaların, insan davranışlarının, beyindeki yansımaları, bu beyin haritalarının hepsinin yapay zekaya hizmet edeceğine dair bir şey çıkarttım ben. Doğru mu çıkarttım? Ne dersiniz? Doğru. Yani doğru demeyeyim de o yönde gidiyoruz. Yani tabii bir yapay zekayı besleyen data. Yani bir data ile algoritmaları train ediyorsunuz ve bir trend bulmasını yakalıyorsunuz. Algoritmaların kendi decision mekanizmleri oluyor. İnsan gibi hareket etme yetisine sahip ettirmeye çalışıyorsunuz. Tabii bunlar işte bunun değişik yaptırımları, brain machine interface var. Hani çok çok fazla yaptırım var. Ama bu connectome işte beyin modelleme tabii en büyük datayı veriyor. Yani mesela gelecekte biz istiyoruz ki mesela bir scan yapalım ve diyelim ki bu hastada depresyon konektiviteleri var. Yani aslında bir de şunu söylemeyi unuttum. Bu çok önemli bir konu. Teşekkürler sorduğunuz için. Bu networkler aslında ne işe yarıyor? Yani niye biz bunları umursuyoruz? Patolojik anlamda diagnostik yapamadığımız bazı hastalıkların, atıyorum ADHD, dikkat hastalığı, ondan sonra depresyon, otizm, ondan sonra hani bunların bir patolojik anlamda bir yani kan testi yapamazsınız. Hani kendi bir beyinde bir bozukluk yok hani patolojik olarak. Hani bunları ama baktığınızda network anlamında abnormality yani bozukluklar olduğunu görüyoruz biz. Hani bu mesela şu anda çok büyük AI ile ilgili çok büyük bir effort var bu konuda. Hani biz bir scan yapıp mesela bu connectivity patternlerinde bir bozukluk yapıp mesela otizmi teşhis edebilir miyiz? İşte cluster edebilir miyiz? Hani bu network bilgisi bu anlamda, bu data hani medicine'ı bu anlamda o yöne doğru yönlendiriyor, evet. Evet. Bilmiyorum sorunuza cevap oldu mu yani?
Ya orada özellikle hani otizmin nedeni henüz zaten bulunamadığını biliyoruz ve bu tür çalışmalarla belki bir şeyler bulunabilmesi bence bilim adına önemli bir çalışma olmuş olur diye düşünüyorum. Ya aynı şekilde şizofrenide de mesela tabii bunun ya aslında her şey bir yani bizim şirkette şu anda farmasist yok ama hani bununla ilgili çalışan eczacılar da var mesela. Hani mesela benim şizofrenide gösterdiğim tabi antipsychotic treatment'ın hani şizofrenide before ve after hani medicine'dan sonra ilaç aldıktan önce ve sonra beyin konektivitesinde veya işte beyin aktivasyonundaki değişiklikler. Hani bu ilacın mesela otizmde, şizofrenide, depresyondaki etkisini de siz artık sadece beyin networklerine ve beyin activation'a bakıp yapabileceksiniz. Daha orada değiliz ama olma yolunda gidiyoruz. Evet. Yani psikoloji açısından gerçekten büyük bir katkı olmuş olur. Özellikle depresyonla ilgili son dönemlerde çok fazla artış olduğunu biliyoruz ve hani sürekli depresyon ilaçlarının, antidepresanların çok yoğun bir şekilde kullanıldığını da belki bu noktada yapılan çalışmalar faydalı olabilir mi bilemiyorum ama. Aslında depresyonla ilgili keşke koysaydım. Bizim şirketimizin özel çalışmaları var. Mesela transcranial magnetic stimulation denen bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz? İşte magnetik stimüle edilerek mesela beynin işte dorsal lateral prefrontal cortex dediğimiz şu alanında hani depresyona çok iyi geldiğini biliyoruz ve bu Amerika'da FDA kabul edilmiş hani kullanılan bir teknik. Mesela orayı hani o alanı, beyindeki o alanı kişide bulmak zor bir şey. Çünkü beyin dediğiniz kapalı bir kutu yani. İşte bu tip imaging mesela fonksiyonel imaging veya personalized brain parcellation bu tip şeylere de hani mesela depresyon tedavisinde nokta tedavi, nokta stimülasyon da kullanılabilir yani bu tip söylediğimiz teknikler. Peki şöyle yapalım, öğrencilere de ben hani sorular varsa onların da sorularıyla birlikte tabii ilerleyelim. Gençler sorularınızı isterseniz direkt sesinizi açarak sorabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. O şekilde de sorabiliriz Demet Hanım'a. Ne dersiniz? Sorusu olan varsa. Bu arada e-mailim burada, ben kapatacağım. Bana arkadaşlar ulaşabilirler soruları için, konuşmak için. Mutlaka ulaşsınlar. Çok 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 sevinirim. Her şekilde elimden bir şey gelirse siyahlı arkadaşlarıma her şeyi yapmaktan mutluluk duyarım. Lütfen iletişime geçin. Ben stop sharing yapıyorum. Tamam. Evet, işte siyahlilerin birbirine bu şekilde her ortamda sürekli desteklemesi sizin en güzel özelliğiniz. Evet, sorusu olan var mı çocuklar? Demet Hanım'a. Ben bir şey sormak istiyordum ama sesim gelebiliyor mu acaba? Evet Zeynep'ciğim, sorabilirsin. Geliyor, duyuyorum. Merhaba. Merhabalar. Ben açıkçası şu anda çok hayranda kaldım çalışmalarınıza. Ve aslında benim de kafamda bazen hani böyle bir kariyer haritası beliriyordu ama bunun yolunun daha çok doktorluktan geçtiğini, nörolojiden geçtiğini düşünüyordum. Hani şeyi soracaktım, şirketinizde veya çevrenizde bu tarz bir kariyer sahip olan ama doktorluk yolunu seçenler var mı ya da çok geç kaldım bilim değiştirmek için. Şirketimizin kurucusu doktor. Anladım. Yani şöyle, onu aslında bu konuşmanın biz Tatcan'la konuştuğumuzda bunu çok ben vurgulamak istedim. Belli kalıplara Türkiye'de dediğim gibi çok çok ciddi kalıplar var roller arasında. Çok çok duvarlar örülmüş. Ama mesela bizim şirkette şirketin kurucusu doktor ve bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü adam ameliyatlara giriyor, neyin eksik olduğunu biliyor, hastalık görüyor, ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Dünyanın en ünlü şeylerinden, surgeonların, cerrahlarından biri. Hani bizi aslında yönlendiren o. Yani bizim ne yapmamız gerektiğini, data science team'ini, hani medical scientific officer dediğimiz şey. Tabii ki doktorluk hani çok çok iyi, tam bu olanlar için uygun. Ama şunu belirtmek istiyorum bu sorundan yola çıkarak.
Mesela bizim şirkette bir sürü mühendis var. Benim en yakın arkadaşım mesela elektronik mühendisi. Biz aynı labda aynı doktorayı aldık. Çünkü o daha çok signal processing yapıyordu. Yani beyin dediğiniz şey aslında çok 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 yani bir sürü multidisiplinler aktivitenin şeyin olduğu bir yer. Ve artık o sınırlar, kariyerler arasındaki o sınırlar kalkıyor. Herkes aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Mesela bizim şirkette bir sürü avukat var. Ne alaka diyeceksiniz? Varlar çünkü datayı handle etmek için yani her canını istediğin her datayla herkes her şeyi yapamaz. Özellikle big data dediğimiz şey bir sürü data agreement'ları yapmamız lazım. Onların legal prosedürleri var. Bir sürü patentler alıyoruz bulduğumuz algoritmalarla ilgili. Ve bu patentleri yazan avukatın scientific bir background'ı olması lazım. Yani hani herhangi bir boşanma avukatı yazamaz yani. Dolayısıyla bir sürü doktorasını yapmış veya bu alanla ilgilenmiş bir şeyler yapmış bir sürü avukat geliyor. Hani bir sürü mühendis var, doktor var, psikolog var, business insanları var, satış var. Sale olmadan bir şey yapamayız, para kazanamayız zaten. Hani o yüzden yani böyle sınırlara çok kalmayın. Hani seçeceğiniz alan tam anlamıyla sizin ne yapmak istediğinize bağlı. Mesela sales'taki insanların hepsi teknik background'lı. Yani birisi matematik alanını bitirmiş mesela. Bir tanesi mühendis. Ondan sonra hani ama adamlar satış yapıyor. Çünkü teknoloji satıyoruz. Yani laptop'u satmıyoruz. Dolayısıyla hani o şundan mezun bunu yapmam lazım, buradan mezun şunu yapmam lazım gibi bir şey düşünmeyin. Hani şey gibi düşünün, tam bir şey gibi olacağım yine Fatih Terim'in İtalyanca konuşması gibi ama hani world is your oyster. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Evet, güzel oldu. Çok teşekkürler. Evet. Başka soru sormak Rica ister ederim. arkadaşlar? Sorular. Benim aklıma bir soru daha geldi ama başka soru yoksa. Tabii. Tabii ki söyleyebilirsin. Bu biraz özel bir soru olacak ama bir ara Elon Musk'la diye bir şey tanıtmıştı ve beni çok şaşırtmıştı ve birazcık bana çok farklı bir çalışmalar gelmişti. Sizin düşüncelerinizi merak ettim. Daha işin de alanında biri olarak. Çünkü benim çok fazla teknik bilgim yok bu konuda. Yani Bir sizce daha gerçekten böyle tekrarlar bir şey olabilir mısın? mi? Bir daha tekrar. Elon Musk'ın Neuralink projesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biraz merak ettim de. Daha işin de teknik bilgilerini bilen biri olarak. Yani Elon Musk'ın projesinden bahsediyoruz, değil mi? Evet. Yani aslında çok böyle profesyonel anlamda çok böyle oturup okumadım. Tabii projenin ne olduğunu biliyorum ama hani çok fazla judgment yapacak bir şeyde değilim. Konumda değilim aslında. Ama çok kendi arkadaşlarımdan da dahil çok fazla güçlü isimleri aldığını biliyorum takımına. Hani science fiction gibi olmadığını biliyorum. Yani güçlü scientistler çalışıyor. Tabii hemen yarın bir sonuç bulacaklarını düşünmüyorum. Aslında hepsi öyle. Brain machine interface çalışan herkes öyle. Her şey öyle. Ama bu hani bu yolda yapılan her şey gibi onun da önemli veriler vereceğine inanıyorum. Yani aslında hepimiz şu an çok başındayız her şeyin. Yani beyni anlamaya yeni yeni başlıyoruz. Mesela fMRI'nin de çok sınırlı olduğu yerler var. İşte devamlı insanlar teknikler geliştiriyorlar. Hani her çeşit veriye ihtiyacımız var. Dolayısıyla beyinle ilgili yapan hani çalışma yapan herkesi destekliyorum. Elon Musk birazcık böyle her mesela SpaceX de öyle. O da eşimle onunla konuşuyoruz. Onun da o alanı. Hani tabii birazcık çok magazinsel demeyeyim de işin yani çok büyük claimler yapıyor. Ama oraya gidebilir ama yarın değil. Yani anlatabildim mi? Hani
Bilmiyorum anlatabildim mi demek istediğimi. Yani scientific olarak valid ama yarın olacak projeler değil bahsettikleri. Yani zamana ihtiyacı var. Hani güzel başlangıçlar. Evet, dediğiniz gibi daha yolun başındayız. Teşekkür ederim. Evet Zeynep'ciğim teşekkürler. Başka sorusu olan var mı gençler? Bugün soru çıkartıyorum. Hocam. Şoklarda bir hocam sesim geliyor mu? Evet, bir ses duydum. Hay. Evet. Hocam ben özel bir soru soracağım da ben şizofrenleri merak ediyorum da şizofrenler hakkında ne düşünüyorsunuz ya da ilk olarak onları gördüğünüzde nasıl duygular içerisindeydiniz? Valla şizofren benim aslında şizofrenlerle anılarım daha çok Bakırköy'e dayanıyor. Bir de non-medicated şizofren şizofrenin birçok çeşidi var. Yani hani o da bir spektrumda aslında. Paranoid şizofren var, obsesifler var. Ondan sonra tabii beyindeki dopaminerjik sistemdeki bozukluklardan kaynaklanıyor. Aslında yani herkesin her an başına gelebilir. Tabii genetik yapısı da önemli de. Benim anım aslında çok masum ve yani kendi içlerinde bir aslında mantıkları var. Mesela benim ilk şizofren mülakatım işte Boğaziçi'nde öğrenciyken oldu. Bir tane kronik şizofren hastası geldi. Ondan sonra dediler ki bu her yıl gelir yani kronik. Ondan sonra zararsız. Sen buna öğrencisin. İşte konuş. Ondan sonra tamam dedim. Yaşlı bir kadın. Çok tatlı, çok sevimli. Ondan sonra dedim hayırdır seni niye getirdiler buraya dedim. İşte dedi ben dedi dedi ki dört tane işte Allah'la evlendim dedi. Dört tanesiyle evlendim. Sonra düşünüyorsun dört tane Allah dedi aslında o kitaplardan bahsediyor. Dört büyük kitap. Yani kendi içinde bir mantığı var onun. Ondan sonra işte dedi birisi kıskandı şöyle böyle anlattı. Bu dinlerle ilgili mesela acayip bir mantıklı bir yolculuk çizmiş kendine. Ama tabii hepsi çok yani olmaması mümkün olmayan şeyler. Ama kendi içinde bir, mesela bir mantığı takip ediyor. Mesela o çok ilginçti. Kendi alımlarımla ilgili benim şizofrenide en çok ilgimi çeken mesela fonksiyonel MR yaptıktan sonra mesela halüsinasyonlar görüyorlar ya hani şizofrenler. O halüsinasyonları görürken beyinde o fonksiyonel MR ile baktığınızda aslında visual, occipital lobları aktive oluyor. Yani aslında gerçekten beyinde bir stimülasyon var. Yani onları gerçekten görüyorlar. Yani beyin onu yaratıyor. Yani aslında o hani memory falan değil yani. Gerçekten visual sistemde hani gözün görme bölümüyle ilgili kısımda oluyorlar. Çok üzmüştü. Çünkü gerçekten mesela halüsinasyonları gerçek sebep, görme sebepleri bu yani. Gerçekten görüyorlar ve hani bu beni çok etkilemişti. Auditory'de mesela duymada yine auditory korteksleri aktif oluyor. Hani gerçekten beyin bu stimulusu almış gibi davranıyor. Ve hani o yüzden hep üzülmüşümdür yani. Çünkü gerçekten onlar bu deneyimi yaşıyorlar. Hani onları aksine inandırmak o yüzden çok zor. Hani bunun gerçek olmadığını inandırmak çok zor. Çünkü beyin onu yaşıyor. Oraya bir bu duyumu gönderiyor yani. Bilmiyorum soruna cevap oldu mu? Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler İsmail. Gerçekten şizofrenlerle ilgili yani bunu yani o halüsinasyonları onların gerçekten görüp görmediklerine dair bilgi bence çok önemli bir şey. Çünkü ben bunu bilmiyordum şahsen. Tabii ki o inandırıcılığı da onlar için son derece yüksek olmuş oluyor. Çünkü beyin stimüle edilmiş durumda. Evet. Evet. Peki başka sorusu olan var mı çocuklar? Yine söz alabilirsiniz. Siyahla ilgili sorabilirsiniz. Ne bileyim kişisel sorular sorabilirsiniz. İstemezsem hayır cevaplamam zaten. İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz arkadaşlar. Demet Hanım'ın iki küçük çocuğu var. Şu anda onları bıraktı. Bizim için burada zaman ayırdı. Teşekkür ediyoruz kendisine tabii ki bu zaman dilimi için. Rica ederim. Evet. Onları getirip gösterebilirim. Onu isteriz tabii ki sonunda. Çok da güzel olur. Hatta eşinizi de alıp bir de uyuyor anlamabiliriz yani. Onlarla konuşabiliriz bu konuda.
Evet. Evet. Biraz şundan bahseder misiniz? Yani şimdi çocukların yurt dışı ile ilgili biraz da ondan konuşalım. Yani yurt dışında yaşamla ilgili gençlerin hayalleri var ve Türkiye'den birçok gencin yurt dışına gitmekle ilgili istekleri olduğunu biliyoruz. Yani siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Hani giderken aynı hayallerle gidip orada gerçekten evet ya iyi ki gelmişim. Yani ben şu an olmak istediğim yerdeyim, doğru yerdeyim. Ya da hani keşke dönseydim ülkeme tarzında böyle bir şeyler var mı zihninizde? Onu merak ediyorum. Ya aslında bu konu çok uzun bir konu. Gerçekten ne yapmak istediğinize bağlı. Yani ben Türkiye'ye dönmeyi tabii düşündüm. Benim eşim Amerikalı. Sonradan hani olamadı. Ama zaten başka nedenlerden dolayı da şu anda pek dönmek isteyeceğimi zannetmiyorum. Ama yani tabii hayat olarak zor, hayat olarak tabii zorlanıyor. Özlem çok fazla oluyor. Bir de Amerika çok uzak. Yani her canınız istediğinizde böyle kalk kaldır küldür gidelim denilen bir yer değil. Hani özel bir bilgi vermem gerekirse mesela babamla kaybettim ben doktorum esnasında. Çok zordu yani ve hani bir de Balıkesir'e gelmem lazım. Hani sadece bir uçak atlayıp İstanbul'da olmuyorsunuz. Mesela çok çok zordu. Hani bu tip zorluklar olacak. Yani oluyor. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Ama madalyonun öbür yüzü var. Tabii hayat standartları çok fazla yükseliyor. İşte benim için mesela annem çok kıymetli. Annem şu an yanımda mesela. Atıyorum bu pandemi döneminde annemi çektim getirdim buraya. Hani ne bileyim hani bu birazcık hani pros cons hesabına yine cost benefit hesabına geliyor. Çok özlüyorum. Şu anda tatillerde gidiyorum. Türkiye'nin en güzel hani yanını tadını çıkarıyorum öyle söyleyeyim. Hani 2-3 haftalığına gidiyorum. Kafam tamamen boş. Altınoluk'a gidiyorum. Ondan sonra başka tatil yerlerine giriyorum. Yazlıkta okey oynuyorum bilmem ne. Ama kışın tabii hep buradayız. Kışın böyle zırt pırt gidemiyorum. Ama dediğim gibi hani maddi anlamda tabii çok büyük fark var rahatlık anlamında. Onun getirdiği imkanları kullanabiliyorum. Hani aileme karşı. Onun getirdiği rahatlıklar oluyor. Eğitim, öğrenim anlamında çok tabii farklılıklar var. Özellikle bilim, yapabilecekleriniz, sağlanan imkanlar, bilime duyulan saygı. Bunlar çok önemli. Ve hani burada çok daha rahatım o anlamda. Böyle ama daha özel, daha spesifik sorularınız varsa cevap vermekten duyarım. Yani daha spesifik sorular varsa. Şimdi ben şunu da merak Amerika ile ilgili. Üniversitedeyken herhalde hiç böyle bir sizin o dönemlerde bilmiyorum. Şu anda Erasmus gibi böyle değişik projelerle öğrenciler yurt dışına gidebiliyorlar öğrenciyken. Ya da bir şekilde work and travel gibi çalışma hem oraları tanıma fırsatı bulabiliyorlar. Siz herhalde o dönemde böyle bir yurt dışı deneyimi yaşamadınız diye hatırlıyorum. Yok, yaşamadım. Evet, bunu o dönem biz tabii öneriyoruz öğrencilerimize. Birçoğu da buna girişimde bulunuyor zaten üniversiteye gittiklerinde. Şu an okulumuzda mesela bir çalışmaya başladık. Yeni bir bu dönem boyunca ELTIS diye bir yeni bir uygulamaya geçtik ve bu öğrencilerin lisedeyken yurt dışı deneyimi yaşama fırsatı sunan bir proje. Mesela bir ara sınıfta işte diyelim şu an 10. sınıfta öğrenci gidip Kanada'da 10. sınıfı orada okuyup tekrar geri Türkiye'ye dönüp 11 ve 12'yi işte Siyel'de devam edip üniversite hayatına devam edebilmek. Böyle bir proje var. Tabii biraz maddi boyutu var bunun. Orada bir miktar karşılanması gereken ücret var. Sizce lisede yurt dışı deneyimi yaşamak öğrenciler için faydalı olur mu? Bu konuda bir şeyiniz olur mu? Yani öğrenciden öğrenciye aslında fark var. Yani aslında herkese her şey kişide bitiyor. Yani o deneyimle ne yapacağınıza bağlı. Yani burada lise öğrencileri geliyorlar görüyorum çok da bunun hani yararını gören öğrenciler var. Dillerini geliştiriyorlar, staj yapmaya çalışıyorlar.
Mesela üniversitelerde burada biz lise öğrencilerini de stajı alıyoruz. Atıyorum bir bilim labına gelip staj yapmak istiyorlar. Ama mesela başka öğrenciler görüyorum, hiçbir şey yapmıyorlar. Bütün gün Instagram'da işte veya WhatsApp'ta yine Türkiye'yle konuşuyorlar. Mesela Türk restoranı arıyorlar. Hani bu arada ben de Türk restoranlarını çok seviyorum. Yanlış anlaşılmasın ama hani Türkiye'den gelip mesela eğer kültürü tanıyıp buradaki güzel şeyleri kendime katacağım, devam edeceğim diyorsan harika. Ama hani gelip bir odaya kapanıp yine Türkiye'deki gibi yaşayıp hani hiçbir şey katılmayacaksa boşu boşuna para harcanır yani. Hani bu gerçekten öğrencinin ne yapmak istediğine, ne amaçla gittiğine bağlı. Ve bu çok önemli aslında. Yani bunu hep söylemek istiyorum ben öğrencilere. Gerçekten aktif olun. Yani ne yapmak istiyorsanız aktif olun. Mesela kendim için söylüyorum. Orada e-mail var. E-mail atın. İlgilendiğiniz konu. Benden sonraki kariyer, eğer ben kariyerinizle ilgili bir şey yapmıyorsam muhtemelen canım size kariyerinizle ilgili bir şeyler yapmak istediğinizle ilgili birini getirecektir. Ulaşın, sorun. Yani bunu üniversitede de yapın. Hocalarınızla gidin, konuşun, kendinizi tanıtın. Çünkü ne olacak ki? Yani ne diyebilirim ki ben size? Siz bana e-mail attınız, en fazla cevap vermem. Hani sizden yani sizden bir şey gitmeyecek. Onu söylüyorum. Mutlaka aktif olun. Kesinlikle. Yani bu dönemde artık daha girişken, atılgan bireyler hayatta evet, daha başarılı olabiliyorlar değil mi? Yani öğrencilerin de ben bu konuda iyi olduklarını düşünüyorum kesinlikle. Peki sorusu olan var mı çocuklar? Bu hafta sınavlar başlıyor. Galiba siz çok ders çalıştınız, beyniniz durdu. Sorularda sürekli çok sıkılmam bir şey sorabilir miyim? Evet, bir ses daha duydum. Ben bir şey sorabilir miyim? Biraz kaçırmış da olabilirim. Tam emin değilim ama uzmanlığınızı yapacağınız üniversite, yurt dışındaki üniversiteyi seçerken nelere dikkat ediniz? Nasıl yaptınız bu seçiminizi? Bununla ilgili biraz detaylı bilgi verebilir misiniz acaba? Tabii. Ben üniversitede danışman hocamla yaptım. Reşit hocamla, Reşit Can Bey'le. Neuroscience yapmak istiyordum. Çalışmak istediğim alanlar vardı. Bu alanlarla ilgili hocaları buldum. O hocalara e-mail attım. Yani dediğim gibi aktif olmak. Çünkü eğer yurtdaki hoca sizi isterse zaten bir şekilde alıyor yanına. Ben hocalara e-mail attım. Çalışmak istediğim insanlara. Onlar bana başvuru süreciyle ilgili bilgi verdi işte. Atıyorum UAB'de çalışmak istediğim hocaya bağlantı kurdum. Öyle yani neye ilgi duyuyorsanız okumaya başlayın yani üniversitedeyken. Üniversite hayatınız gerçekten çok önemli. Nasıl değerlendirdiğiniz gerçekten çok önemli. Lise hayatınız da çok önemli. Yani dolu dolu yaşayın. Dolu dolu. Ben hep onu diyorum. Yani çok boş geçiyor. Bakıyorum bilgisayarda sosyal, yani bu akıllı telefonlardan sonra öğrencilerin gerçekten hayatlarının yani birazcık boşaldığını düşünüyorum. Kızmayın bana çocuklar. Hani gerçekten hayatı dolu dolu yaşayın. Okuyun, sorun, konuşun. Evet. Çok önemli. Umarım Zeynep galiba. Zeynep umarım soruna cevap vermişimdir. Evet, teşekkür ederim. Cevap verdiniz. Rica ederim. Yani daha önce kariyer günlerinde bu tür yurt dışı deneyimi yaşayan kişiler de söylediğiniz şeyleri söylemişlerdi. Onlar da üniversitede yine hocalarıyla yurt dışında özellikle bir yurt dışı deneyimi yaşamış hocalarını referans göstererek gittiklerini söylemişlerdi. Bu çok önemli demek ki üniversitede önce hocalarımızla iyi yakın ilişkiler kurmak, bölümde de evet, kendini göstermek, fark ettirmek ve çekinmeden girişken bir şekilde bunu talep etmek çok önemli. Yani şöyle benim UAB'de hocamın hiçbir tanıdığı yoktu. Reşit Hoca'nın hiçbir tanıdığı yoktu. Ama öyle giden de çok insan var. Haklısınız. Ama benim şansım şu oldu. Mesela ben referans olarak hem Boğaziçi, Koç ve Bilgi Üniversitesi'nin bölüm başkanlarından referans olarak gittim. Psikoloji bölüm başkanlarından referans olarak gittim. Yaptığım çalışmalardan dolayı.
Hani hiçbir tanıdıkları yoktu. Ben UAB'ye gittiğimde iki bavulla gittim. Yani öyle havalı neredeyim ben diye bakılıyordum yani. Gittim International Office'te kalacak yerim yok falan dedim. Bana yer buldular. Hani şimdi düşünüyorum yani nasıl bilmiyorum yani yapabilir miydim ya bilmiyorum. Neyse yani bir tanıdık vasıtasıyla gitmedim ama referanslarımı alarak gittim. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Sorusu olan var mı çocuklar? Eski siyahla ilgili falan sorularınız varsa cevaplamaya hazırım. Ben şunu da soracağım şimdi. Biri daha. Zeynep yine sen soracak mısın? Zeynep açık. Hocam iki bavul demişken aklıma bir şey geldi. Sor Zeynep'ciğim. Peki mesela tam burslu gittim demiştiniz. Gerçekten tam burslu mu yoksa mesela ne kadarlık bir harcama yaptınız? Ya da biz üniversiteden sonra bir yurt dışına gitmek istediğimizde ne kadarlık parayı gözden çıkarmamız lazım? Okul bana para ödedi desem inanır mısın? İnanmak istiyorum galiba. İnanın. İnan. Benim aylık stipend'ım vardı. Şöyle ilk ay tabii ödenmiyor. Yani maaş gibi düşünün. İlk bütün masrafları, tuition fee, cebimden hiçbir kuruş çıkmadığı gibi şu anda 1800 dolar galiba oluyor. Şimdi bilmiyorum 15 yıl önce ayda alıyordum. Yani tabii o her şey yetiyordu. İlk bir ay için bir tabii ailem yanıma para verdi. İlk bir ay için değil aslında. Şimdi anneme de haksızlık yapmayayım. Yazık kadıncağız bana her şeyi verdi. Cemim, Türk annelere nasıl bıraktılar? Kredi kartını verdi. Ondan sonra cima biz yani yanıma tabii yüklü bir para verdi. Ondan sonra eşyadır, şudur, budur. Hani açık bilet bile aldı. Aman şey yaparsam hani üzülürsem hemen götüreyim gideyim biletle geri döneyim diye. Hani ama bunların hiçbirini kullanmama gerek kalmadı öyle söyleyeyim. Yani kendi deneyimim böyle oldu. Hani ben hani annemin hiçbir şekilde hakkını ödeyemem dediğim gibi ben hani her şeyim tam gittim ama gerek yoktu. Yani tam burslu gittim. Şeyle karşılaştırılmasın. Biliyorum MEP bursları var şimdi. Görüyorum öğrenciler. Ama mesela onların dönüş zorunluluğu var. Onlar Türkiye'den burs alıyorlar. Ve Türkiye yine bir akademik anlamda Türkiye akademik olarak geri dönmek zorundalar. Ben bursumu buradaki üniversiteden aldım. Dolayısıyla hiçbir zorunluluğum yoktu. Yani burada da kalabilirdim. Türkiye'ye de dönebilirdim. Öyle. Anladım. Çok teşekkür ederim. Yani bir tam burslu bir öğrenci hani tam burslu alabilmek için aranan koşulların gerçekten yani daha yüksek olmasını bekliyoruz belki biz. Ya o dönemde sizin gittiğiniz dönem... Ne ya ben yüksek değil miyim aşk olsun. İşte siz çok yükseksiniz ya o yüzden mi aldılar? Yani çok biz altta kalırsak gidemez miyiz falan diye ben endişe ettim. Hayır. Boğaziçi mezunu. İşte bunu yaptığınız güzel çalışmalar var hani o dönemlerde. Bunlar mı artı oldu? Ya da başka bilemiyorum hani üniversitenin böyle bir şeyi mi var, felsefesi mi var? Yani aslında şöyle oluyor, başvuru şöyle oluyor. Tabii Boğaziçi'nin yani şey yapamayacağım hani katkısı tabii ki var. Birazcık daha bir de tanıyorlar yani yurtta tanınan bir üniversite. Ne önemli? GRE denen bir sınav oluyorsunuz, Graduate Record Examination diye. Bu üniversite sınavı, yani bizim üniversite sınavını geçen çocuklar GRE'yi bile yani fırtınaları estirirler zaten. GRE çok kolay bir sınav. Ondan sonra ben mesela onda quantitative'de tam yapmıştım. Hiç yanlış yapmamıştım. Ondan sonra ama dediğim gibi yani ben süper olduğum için değil, gerçekten ben süper olduğum için değil. Gerçekten çok kolaydı. Bir de analitik kısmı var. Analitik kısmı şöyle paper okunması gerek. Yani critical thinking arıyorlar onda. Hani bir scientific paper'lar, abstract'lar, onunla biraz hakim olmamız lazım o jargona. Hani bir paper nasıl kritik olarak incelenir. Ondan sonra tabii research deneyiminizin olması lazım. Ama gerçekten hani undergrad'de yaptığınız, yani lisansta yaptığınız çalışmalar çok önemli. Aktif olmanız çok önemli. Yani mesela ben onu söylemeyi unuttum. Ben öğrenciliğimin son iki senesi Robert Kolej'de çalışmıştım. Ve ben sürekli çalıştım bu arada üniversite hayatımda. Hani çok eğlendim ama
sürekli çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum, özel ders veriyordum. Mezunlar Derneği'nde çalışıyordum, Robert Kolej'de çalıştım, yaşadım, kampüsünde yaşadım 2 sene. Ondan sonra hani bu tip şeylere Amerika çok önem veriyor. Kabullerde. Yani aktif bir öğrenci, dolu dolu bir öğrencilik yaşayın. Yani bir de mesela benim annem bir lafı vardır, hep der yani. Bak demişti bana, hani şu önünde geçirdiğin 2-3 yıl senin 40 yılını, 50 yılını, çocuklarının hayatını belirleyecek. Hani hep kafanızın bir yanında onu düşünün. Yani sizin lisede verdiğiniz kararlar, üniversitede verdiğiniz kararlar sizin önünüzdeki 40 yılınızı, 50 yılınızı belki etkileyecek. Bırakın onu, çocuklarınız, kiminle evleneceğiniz, çocuklarınız nerede okula göndereceğiniz, bunların hepsini belirleyecek bir şekilde. Yani belirlemek zorunda da değil de belirleyebilir, yani öyle söyleyeyim aslında. Yani o yüzden o kararları verirken hani gerçekten dolu dolu yaşayın. Evet. Önemli kararlar dediğimiz gibi herkese etkileyecek. Peki son sorusu olanlar varsa onları da alalım. 1 saat kadar bir süremiz olmuş zaten. Evet, hocam benim var. Evet tatlım. Merve, seni dinliyoruz. Çalışma saatleriniz genel olarak nasıl geçiyor? Yani gününüzden bahsedebilir misiniz biraz? Yoğun mu geçiyor, nasıl geçiyor? Vallahi çok güzel bir soru. Aslında dedim ki bu soru sorulursa ben ne yapacağım? Gerçekten tek düşündüğüm soru buydu yani. Tebrik ediyorum Merve. Zor bir soru. Benim aslında günüm, eşim bana çok dağlı geçiyor. Yani seninle çok rahat bir işim var. Aslında öyle değil. Ben çok seyahat ediyorum. Bu pandemiden dolayı seyahat edemiyorum. Ama yani başlayacak, aşılarımı oldum. Ondan sonra ilk seyahatim Nisan sonunda Miami'ye gidiyorum. Benim genelde research stratejilerini düzenleyerek geçiyor günüm. İşte toplantılarım oluyor devamlı ofisimde. Yani pandemi öncesi ve pandemi sonrası tabii birazcık farklı ama home office'ten çalışıyorum. Ben aslında pandemi öncesi de home office'ten çalışıyordum. Çünkü şirketimiz Avustralya'da. Genelde mesela toplantılar var devamlı. Strateji toplantıları var. İşte VP, benim report ettiğim VP North America. Onunla toplanıyoruz. İşte ne yapacağız? Bu hafta ne yapıyoruz? Ne ediyoruz? İşte bizim ürünlerimizi kullanan hastaneler, doktorlarımız var. Onlar research'leri yapıyor. Onları review ediyoruz. O ne yapılması gerek? Ne edilmesi gerek? Ve onlardan devamlı mesela bize feedback geliyor. İşte mesela diyorlar ki şu feature şöyle olsa daha iyi olurdu. Ben şu ameliyatı yaptım ama şu mesela keşke böyle olsaydı falan. Onları bana getiriyorlar, işte bazı sales'dan veya işte insanlar. Ben onlara bakıyorum. Mesela onu data science team'iyle komünike ediyorum. Ondan sonra seyahatlerim dediğim gibi çok oluyor. Seyahatlerde genelde bu bizim ürünlerimizi kullanan hastanelerdeki cerrahlarla buluşuyorum. İşte ne yapıyorlar, ne ediyorlar, memnunlar mı, değiller mi, işte ne yapabiliriz, nasıl research collaboration'ları yapabiliriz birlikte. Onları yapıyoruz. Ondan sonra decision maker'larla toplantılarımız oluyor, CEO'larla. Konferanslara çok gidiyorum, beyin konferanslarına. Ondan sonra orada insanlarla tanışıyorum, görüşüyorum. Büyük bir kısmı aslında sistemi kullanarak geçiyor. Bu network sistemlerini kullanıyorum, datalara bakıyorum değişik sitelerden gelen. Ondan sonra biz devamlı paper okuyorum, hani makale okuyorum, neler oluyor, gün işte competitor analysis yapıyoruz. Ondan sonra böyle, ama çok seyahat ettiğim bir iş, gerçekten çok seyahat ediyorum. Yani bu pandemiden dolayı son 1 yıldır çıkmadım ama devamlı seyahat etmekle geçiyor. Allah'tan güzel yerlere gidiyoruz ama yine de böyle. Çocuklara zaman kalıyor mu seyahatlerde? Kalıyor. Bazen çocukları da götürüyorum. Eğer yani haftada 1-2 defa gidiyorum. Yani haftada mesela 1 gün 2 günü geçiyorsam çocukları da götürüyorum. Aslında ufakta hiç götürmedim. Yeni doğduğu için, pandemide doğduğu için.
Ama kızımı çok götürdüm. Yani kızımı bayağı bir gezdi benimle. Hatta benim böyle şeylerde ya yeni anne olup çalışmak, bu arada kızlarımıza onu da söyleyeyim. Yani çocuk da yaparım, kariyer de doğru yani. Öyle hani kariyer yapacağım işte ama çocuklarım olmasa, aile yaşamım ne olacak falan, sakın öyle şeyleri düşünmeyin. Siz kariyerinizi yapın, çocuk da bir şekilde olur, oluyor. Ondan sonra ben böyle çok önemli yerlerde böyle çocuğumu emzirdiğim falan oldu. Yani böyle şey, doktor ofislerinde ben bir emzirebilir miyim falan deyip böyle biraz süt sağdım. Hani o anneliğinizden, kadınınızdan sizin kariyerinizin olması hiçbir şey almıyor. Çocuğunuza daha az vakit harcamıyorsunuz. Aksine çocuğunuza daha iyi imkanlar vermenin keyfini yaşıyorsunuz. Bir de benim home office'te çalıştığım için zaten hep beni görüyorlar. Yani çok yoğun çalıştığım günler de oluyor. Yanlış anlaşılmasın. Mesela 2 hafta önce bizim FDA submission'ımız vardı. Yani herhalde böyle günde 18 saat falan masa başından kalkmadım review'lar için. 2 hafta boyunca. Ama mesela ben masadayken hani kızım da boyalarıyla oynuyordu yanımda. Hani hani çok çalışmak benim aile yaşantımı, çocuklarım falan etkilemediğini düşünüyorum. Umarım etkilemiyordur yani. Anneanneleri de burada zaten. Böyle. Nereden nereye değil mi? Atlıyorum devamlı. Siz sormadan. Evet, başlattık. Çocukları değil de çocuklarla ilgili söylenecek çok şey oluyor. Peki, son bir soru daha alalım. Var mı gençler sorusu olan? Evet. Şu an herhangi bir soru talebi göremiyorum. Benim söylemek istediğim bir şey var. Son olarak bilmiyorum, kızlarımızı söyleyeceğim. Hakikaten mesela ben kendi şirketimde teknik olarak hani Amerika, Avustralya base olmasına rağmen tek kadınım. Ve hani bu beni çok rahatsız ediyor. Devamlı şirkette kadınların teknolojideki rolü falan gibi şey, pasif agresif yazılar gönderiyorum. Patronum benimle dalga geçiyor, demek ki aldık falan diye hani. Sakın önünüze çıkan yolları kızları, engelleri engel olarak görmeyin. Teknolojinin, bilimin size ihtiyacı var gerçekten. Öyle. Ya bu çok önemli benim için. Yani kadınların bilimdeki, teknolojideki yeri ve hani bastırılmanızda kimsenin sizi bastırmasına izin vermeyin. Evet, çok güzel dedin. Evet. Şimdi genelde biz böyle hani teknoloji, mekanik şeyler daha çok erkeklere ait şeylermiş gibi, erkeklerin yetenekleriymiş gibi böyle kalıp yargılarımız var, ön yargılarımız. Ama artık günümüzde gerçekten herkesin, yani erkek ya da kız fark etmez, herkesin teknolojinin içinde şu anda birçoğu. Bunu biraz daha derinlemesine, kendini geliştirmek için kullanmak. Hani çok çok yoğun belki yeteneği olmayabilir, bilgisi olmayabilir ama yine de birazcık uğraşmak, üstüne gitmek bence birçok şey değiştirecektir. Kendilerine olan güvenlerini arttıracaktır. Belki bakış açıları değişecektir. Mesleklere ilişkin. Mesela mühendislik mesleklerine genelde erkekler daha yoğun ilgi gösteriyor. Hani biz de geçen sene bir projeye başlamıştık. Türkiye'nin Mühendis Kızları diye bir proje. Türkiye'de Limak Vakfı var, Limak Holding'i. Orada hani kızlarımızın mühendislik mesleğinden uzak kaldıkları, yani çok genelde ailelerin ya da işte toplumun da tercih yaparken ya kızlara uygun meslekler, erkeklere uygun meslekler diye kategoriler oluşturup mühendisliğe genelde işte inşaat mühendisi ya da ne bileyim işte makine mühendisi, elektrik mühendisi, kızlara uygun görünmeyen bölümler genel anlamda ya da çalışma koşullarının daha ağır olduğu söylenilerek istese bile, yeteneği olsa bile birçok öğrencinin, yani kız öğrencinin vazgeçtiğini biliyoruz biz. Bu noktada aslında gerçekten kişinin ne istediğini bilerek gitmek istediği yer, dedin ya az önce sen de hani ileride ne yapmak istiyor. Bu noktada kendinden emin olarak yol çizmesi ve mesleğini seçmesi bence çok önemli tercihler noktasında. Çok çok önemli. Zaten değiştirsinler. Yani ben birazcık bu konuda agresifim. Hani eğer ki kadına uygun koşullar yoksa kadına uygun yapsınlar. Yani bu güç kadınların elinde. Hani
Eğer ki o role uygun zekada bir kadın varsa o iş de o kadına uygun hale getirilmeli. Bu anlamda yani sakın vazgeçmeyin. Yani siz değiştirin bir şeyler. Siz değiştireceksiniz. Merhaba. Ben de kızımı getireyim mi size? Evet. O da gelsin. Bakalım. Çalışan anneler. Evet, çocuk Ben sizi duyuyorum bu arada. Konuşmaya devam edebilirsiniz. Size şarkılar gençler. Evet. Evet, come here. Hi, baby. Oh, honey. Isabella. Isabella. I think she's going to show you to some people on the computer. Bebeğimi de getiriyorum. Domuz. O sepetinin içinde ne var? Oh, merhaba. Sepetinin içinde ne var anne? Adı ne? Bu Joseph, öbürü Arya. Hello Joseph. Joseph Ata. Sus ya. Oho. Anne oraya gidelim. Evet, oraya geliyoruz biz. Merhaba Arya. Ya. Evet, bunlar da benimkiler. Çok tatlılar. Çok teşekkür güzel. Ederiz. İşte böyle. Başka sorularınız arkadaşlar? Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Türkçe biliyor musunuz ama bu arada biraz? Ya ufaklık değil ama. Valla ben öğretmeye çalışıyorum ama birazcık. Birazcık. Dadıları da İspanyolca konuşuyor. İspanyolca ve İngilizceleri maalesef Türkçelerinden daha iyi. Ufaklık zaten hiçbir şey konuşamıyor da. Evet. Arya. Biraz anneannesi onlarla Türkçe konuşuyordur eminim bol bol. Evet. Umarım. Hayır, anneannemiz İngilizce konuşuyor genel. Ben annem diyorum, anne Türkçe konuşuyor. Kendi Türkçesini, İngilizcesini geliştiriyor. İşte. Evet. Çocuklar. Öyle. Teşekkür ediyoruz Demet Hanım'a hep birlikte. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sizi burada ağırlamak gerçekten çok güzeldi. Hepimiz için büyük bir keyif. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Dediğim gibi mailim orada. İstediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz. İstediğinizi sorabilirsiniz. Sizden haber almaktan keyif duyuyorum. Dediğim gibi eğer yanlış bir şeyler söylediysem pardon. Yok. Yani her şey çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Gençler, söyleyeceğiniz bir şey varsa alalım. Yoksa da Demet Hanım'a artık çocuklarıyla baş başa bırakalım. Çok şey oldu. Peki. Teşekkür ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türkiye'ye geldiğiniz programımıza bekleriz inşallah. Ay evet ya, onu söyleyecektim. Unuttum ben. Ben en büyük hayalim mezun olup gelmekti Siyal'a. Ve ben hiç yapamadım bunu. Bir de bilmiyorum hala öyle mi? Eskiden öğretmenler böyle ve öğrencilerin yemek yedikleri yer farklıydı. Öğretmenler böyle beyaz masa örtülü çiçekli yerde yemek yerdi. Biz normal masalarda yerdik. Ama gelen mezunlar hep o öğretmenlerle o beyaz masa örtülü yerde yemek yerdi. Ben diyordum geleceğim o beyaz masa örtülü yerde yemek yiyeceğim, öyle yemek yiyeceğim. Hiç nasip olmadı. Eğer Siyal'a gelirsem istiyorum Hatice Hanım. Beni lütfen o beyaz masa örtülü yerde yemek yiyelim. Çok mutlu oluruz. Bekliyoruz sizi. Çocuklar, tamam, çok teşekkürler. Bakalım. Çok teşekkürler, sağ olun. Kendinize bye bye. Hoşçakalın. Bye. Evet. Kapat.